Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatide bir aradayız. Ne yapıyorduk empatide? Yaşanmış, belki daha önce okumuşuzdur gözümüzün değdiği 5 eski ya da daha eski yaşanmış bu haberleri hikayeleriyle gelen konuğumla her boyutuyla konuşmaya çalışıyoruz. Nasıl boyutlandırıyoruz? Her değerli konuğum her bir hikayenin içindeki bir veya birkaç öznenin yerine geçiyor. Onun yerine geçip onun penceresinden meseleye bakıyor ve biraz daha birbirimizi, hayatı anlamaya gayret ediyoruz. Bir anlama çabası, bir kavrama çabası, girişimi diyelim. Bu akşam yine harika bir konuğum var. Devrim Yakut, Devrim Yakut'u çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Devrim Yakut dediğim zaman hemen şunu söylemem lazım. Söylemezsem içimde kalır. Elbette birçok harika oyuncu var. Devrim de onlardan biri ama çok uzun yıllardır Devrim'le hem çalıştım hem izledim. Eski oyuncuların sıcaklığı ve derinliği var Devrim'de. Üstelik de yeni bir oyuncu, taptaze bir oyuncu. Hoş geldin Devrim'ciğim. Hoş buldum. Ne güzel söyledin. Evet, çok çok mutlu ettin beni, eksik olma. Devrim'ciğim seni gerçekten her zaman çok zevkle seviyorum ve birlikte çalışmaktan en zevk aldığım oyunculardan birisisin. Bir mukabele. Bir enerji şeyisin sen, jeneratör gibisin. Sadece kendini değil, içinde bulunduğun her ortamı yükseltirsin, her zaman öyledir. O yüzden de bugün çok şanslıyım programda. Çok teşekkür ederim. Seni ağırlayacak olduğum için. Devrim'ciğim sorular soracağım. Birilerinin yerine geçeceksin hikayelerin içindeki. Doğru cevap, yanlış cevap yok. Öyle bir şey yok. Bir sınavda değiliz. Biz sadece birilerini, başkalarını anlamaya çalışacağız. Hemhal olmaya çalışacağız onlarla. Diğerkamlık girişiminde bulunacağız. Senin için de hiç zor olmayacak. Sen bunları her dakika defalarca yapan bir insansın. İnşallah. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Çok şahane bir format bu. Evet. Buradan söylemeliyim. Dünyanın da ülkemizin de en çok ihtiyaç duyduğu şey birbirimizi anlamak, karşı tarafı anlamak, yargılamadan anlamak. O yüzden ilk duyduğum andan itibaren çok heyecanlanmıştım. Siz beni davet edince daha çok heyecanlandım. Hayırlı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Evet, çok hayırlı hem de. Kendi cebimizi oynamıyoruz. Çok, hep beraber oynayalım, çok lazım. Hep beraber birbirimizi kavrayalım istiyoruz. Bu şeyi söyleyeyim, camdaki kız başladı. Evet. Tekrar çekimler başladı evet, mı? Evet, başladı. Yayınımızda herhalde geliyor. Peki, gelen konuklarımla ilk önce bir isimleri üstünden konuşuruz. İsimler bazen çok şey ifade eder. Kişiyi evet, anlatmak bakımından. İnanır mısın? Evet, inanırım. İsminin tamamını söyleyebilir miyim? Tabii ki. Seher Devrim Yakut söylemeyi çok seviyorum. Çünkü Seher benim annemin de. Seher İnci'ydi evet, ismi. Biliyorum, senin de Seher Devrim. Söylersin sen. Devrim ve Yakut. Pek, evet. pek şey. Bir de Alper'le evlendikten sonra ona Kut eklendi. Seher, Devrim, Yakut, Kut oldum ben. Sen artık bir tekerleme tabii, oldun. Tabii aynen öyle. Çok komik bir adam oldu. Şekerleme bir tekerleme. Peki. 27 farklı ameliyat geçiriyorsun. Umudunu kaybeder misin? Ben umudumu kaybetmem. Yani şöyle düşünebilirim. 2 kere geldi başıma, herhalde üçüncüsü gelmez. Sen kendini en çok nereye ait ve mutlu hissedersin? Sevgi kavramına ait hissediyor olabilirim kendim. Kavramsal bir şeye ve öyle güçlü bir empati hissediyorum ki ben savaşın içine gitmedim. Bacağından ameliyat olman gerektiğini duyunca ne düşünürsün? Bir kere çok korkarım tabii ki. Annenin baban tarafından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Diyelim ki suskun kaldığın için görece pişman olur musun? Kendini suçlar mısın? Tabii. Çocukların ilk yaptığı şey kendilerini suçlamak. Şimdi soru şu, ben ne yapacağım? Yarım kalan aşk hikayesine rağmen evlenmeyi düşünür müsün acaba? Mecbur kalırım büyük ihtimalle. 60'lar. Evet. Bir taksi durağında gece şoförlüğü yapmaya başlıyorsun. İşte genç bir kadın kadının olarak. Gücü diyoruz. Yerim ben. Yerim ben beni. O zaman ilk hikayemizle başlayalım. 2000'li yılların başında İstanbul'da yaşıyor ve liseye gidiyorsun. Evet. Genç bir kardeşimizin yerindesin şimdi. Kızlar için haylaz denmez ama bu biraz haylaz ve yaramaz bir genç kız. Yani hareketli diyelim. Ve okula gitmekten hiç de hoşlanmıyorsun. Aile baskısından kurtulmak için o zaman en büyük hayalin evlenip yuva kurmak. Böyle bir şey var değil mi?
içinde bulunduğun baskıdan kurtulmak için evleneyim de kendi evime çıkayım falan. Evet, o da başka yani bir baskıya talip olmak galiba. Bağlı olarak bir kurtuluş olarak zannediyorum pek çok genç kızın. Hala böyle mi Sera? Hala böyle. Zaten ya 2000'li böyle, yılların böyle, başlarından tabii bahsediyoruz. Böyle öyküler vardır muhakkak. Vardır. Muhakkak. Yani inşallah eskisi kadar çok değildir. Çocuklarımız evet. Anne babaların evinde olmaktan mutlu olsunlar inşallah. Evet. Kaçmak istemesinler. Evet. Sen de bu düşünceni ailene anlatıyorsun. Onlarla paylaştığında önce bir karşı çıkıyorlar. Sonra çünkü 16 yaşındasın. Yani. Ha, 16 tabii. 16 yaş. Evet. Yani biz daha ileri yaşlarda da sakıncalı buluyoruz. Bak düşün 16 yaşında bir de. Ve evlenmekte kararlısın. Uzun bir ikna süreci sonunda aileyle ilgili. Senden birkaç yaş büyük biriyle görücü usulüyle evlendiriliyorsun. Şimdi soru, hayalin okulu bırakıp evlenmekti. Sonunda hayaline kavuştun. Ne hissediyorsun şu anda? 16 yaşında evlendin. Ne hissediyorsun? Neresindeyim bu evliliğin? O önemli. Kadın yani tarafındasın. Hayır, yani evlendikten sonra mı? Evlendiğim hemen gün. Hemen evlendi, evet. Evlendin yani, evet. Maksat hasıl oldu o gün, ilk günler. Yani hayalim buysa mutlu olmalıyım. Evimi, ayrı bir evim var artık. Tabii. Baba evinden neden çıktım falan türü. Neden kurtulmak istediysem ondan kurtuldum. Evet. Bir tür evcilik gibi 16 evcilik. Yaşında ne olur ki yani. Kendi yemeğimi yapıyorum, küçük tencerelerim var. Ne bileyim yatağımı kendim düzeltiyorum. İşte kocamı karşılıyorum falan, bunları bir şey sanıyorum herhalde. Bir şey sanıyorsun, peki. Hayalin tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü evliliğin nasıl bir şey olduğunu anlayamadan büyük bir hata yaptığını fark ediyorsun. Kısa bir süre sonra evlendiğin kişiyle aranızda anlaşmazlıklar başlıyor. Hiç şaşırtıcı değil. Ve o sebepten dolayı eve neredeyse eş gelmiyor bile. Eşin eve geldiğinde seni taciz ediyor ve şiddet uyguluyor. Üstelik 3 aylık hamilesin ve hiçbir şey yapamıyorsun. Bir müddet sonra eşin evi terk ediyor ve yabancı uyruklu bir kadınla yaşamaya başlıyor. Bu durumda mesela evliliği sürdürmeye çalışıyor musun? Çalışır mısın? Ne düşünüyorsun? Hamilesin, eve gelmiyor. Yabancı uyruklu bir kadınla yaşadığını biliyorsun. Bu evliliği sürdürür müsün? Sürdürmek başka istiyor musun? Başka seçeneğim yok bence yani. Ben istedim. Ben ettim, kendim ettim, kendim buldum deyip buldum. Biraz devam mı ederim? Muhtemelen. Bakmaya çalışırım. Neyse ki ailenin yanına dönüyorsun. Çocuğunu doğurmaya karar veriyorsun. Bir oğlun oluyor. Ancak yaşadıklarından dolayı çok mutsuzsun ve geleceğin için kaygılısın. Evlenmek en büyük hayalinde ama seni mutlu etmedi. Hayata karşı umudun kalmadı gibi bir şey. Şimdi ne yaparsın? Baba evine de dönmüş ve çocuklusun. O kadar genç yaşta. Parmak kadarsın daha. Yani en yoğun hissim galiba suçluluk. Dolayısıyla birinin bana el uzatmasını beklerim. Ben de çocuk olduğum için. Kendi başıma karar verebilecek kadar büyük değilim çünkü. Bir de üstüne anne olmuşum. Değil mi? Çok çaresiz bir hal. Çalışmam gerektiğini düşünebilirim belki. Hani 17, diyelim ki 18 yaşındayım. Ya bu çocuğa bakmam lazım, çalışmam lazım derim ama ne iş yapacağım ben? Derin bir depresyona giriyorsun doğal olarak. Ve yaşadıklarına dayanmakta zorlanıyorsun. Hayat anlamsız gelmeye başlıyor. Beklenmedik şeyler değil. Bunun sonucunda kendine zarar vermek istiyorsun. Ağır bir şekilde yaralanıyorsun. Ve doktorlar senin için yaşamaz diyorlar. Bir yıl boyunca komada kalıyorsun. Nasıl bir zarar verdiyse kendine. Verdinse kendine nasıl bir zarar verdiysen sen. Uyandığında 27 farklı ameliyat geçiriyorsun. Oğlun sayesinde hayatı tekrar tutunarak önce emeklemeye sonra yürümeye başlıyorsun. Hayatı döndükten sonra çalışmaya karar veriyorsun. Bir oto tamirhanesinin muhasebe bölümünde işe giriyorsun. 2 yıl boyunca yatağa bağlı yaşadığın için sindirim sistemin zarar gördüğünden bir müddet sonra kolon kanserine yakalandığını öğreniyorsun. Zor geliyor değil mi? Ay evet. Ama gerçek işte yani. Her şey düzelmişken, yani düzelir gibi görünürken o ameliyatlar, bir işe girme iradesi falan. Kolon kanseriyle birlikte hayat seni bir kez daha sınıyor. Bu durumda ne düşünürsün? Umudunu kaybeder misin? Kaybediyor musun umudunu?
Yani şimdi tamam, herkes hata yapabilir. Hatta mümkünse yapmalıdır. Hayatı öğrenmenin bir yolu. Öyle bir hakkımız var. Hepimizin var. Ama işte bedeli bu kadar ağır olunca tabii, yani ne olmuş bana sonra merak ediyorum. Tedavi sebebiyle işine devam edemiyor ve işten de ayrılıyorsun. Yaşadığın onca şeyden sonra neden olmasın diyerek bir taksi durağında gece şoförlüğü yapmaya başlıyorsun. Genç i̇şte bir kadın olarak. Kadının gücü diyoruz. Yerim ben beni. Gündüzleri tedavi oluyor. Geceleri İstanbul sokaklarında direksiyon sallıyorsun. Tedavin devam ettiği için direksiyon başında boynundan beslenerek çalışıyorsun. İki kez gasp ediliyorsun. Biliyorsun bir dönem taksi şoförlerinin, taksi esnafının başında büyük bir dertti. Şimdilerde biraz daha azaldığını duyuyoruz ama bir ara bir musallat çok, oldular evet, biliyorsun doğru. Taksicilere. Panik butonları falan yapıldı taksicilere, hatırlarsın. Tabii, hatırlıyorum. Tedavi için paraya ihtiyacım var ama geceleri taksi şoförlüğü yaparken kendini tehlike altında hissediyorsun. Bu durumda ne yaparsın? Bu kadar badireden sonra gece taksi şoförlüğü yapmaya niyet ettiysem devam ederim. Ne kaybedecek neyim var ki benim? Zaten ölümün hayatın. Yani ölümün İki gasp girişimi. Evde evlat var. Biliyorsun peki, bazı durumlarda kendinden geçip evlat için falan. Ama eve gitsem ne olacak ki? Yani ya bir seçeneğim yoksa. Çalışmıyorsam. Çalışmıyorsam bir yerden. Niye halledeceğim? Bir desteğim yoksa. Yani orada da başka bir bedel var. Yani şöyle düşünebilirim. İki kere geldi başıma, herhalde üçüncüsü gelmez deyip yürümek isterim herhalde. Ne bileyim ben. Çünkü bir sürü şey geldi. Dönmek de eve dönüp kapanmak da pek bir şey halletmiyor. Neyi halledecek? Bir evlat var. Tek başınıza olsanız. Ha. Mümkün de evlat varsa çok zor. Devam ederdim diyorsun. Ben evet galiba. Taksiciliği bırakıyorsun. Tır ehliyeti ve taşıma belgesi alarak bir nakliye şirketinde işe giriyorsun. Sen aferin de durmak, bana. Sende durmak yok. Canım İşe diyor. Giriyorsun. Antalya-İstanbul arasında sebze taşımacılığı yapıyorsun. Sana çok iyi davranıyorlar. İstediğin zaman izin alarak tedavine devam ediyor ve iyileşiyorsun. Ah, çok şükür. Ancak patronun tırını satınca tekrar işini kaybediyorsun. Çünkü o tırların işte el değiştiriyor sık sık falan. Yola nasıl devam edersin acaba? Şimdi artık bir iş öğrendim. Bir tır şoförüsün zaten. Tır şoförü. Uzun yol şoförüsün. Bayağı ciddi bir iş yani. Buraya kadar geldimse daha ben yürürüm ya. Başka bir iş firmaya giderim. Yani benim ben de işim. Bu kapı gibi ehliyet tabii, vardır tabii, yani. Tabii. Tecrübe etmişim tabii ki. Bu hikayedeki genç kadın başına gelen bütün zorluklara rağmen iki kez hayata döndü ve yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Hayatına nasıl devam ettiğini öğrenmek üzere onunla tanışalım mı? Evet. Tanışalım mı? Evet. O kadın geliyor. Devrimciğim seni Buket'le tanıştırayım. Hayır, Buket canım. Yaman. Bu genç hanım. Buket Yaman tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra uzun yol otobüs şoförü oldu. Ah canım benim. Ancak şirketler başlarda bir kadına otobüs emanet etmekten çekindiler. İş bulmakta oldukça zorlandı. Ön yargıları yıkmak için tabii ki çok mücadele etti. Ama mücadele onun gayet iyi bildiği bir şey. İşe başladıktan kısa süre sonra herkesin güvenini ve sevgisini kazandı. Bir başka otobüs firmaları da ona iş teklifinde bulunmaya başladılar. Şahsen bir uzun yol şoförü kadın görsem rahat rahat biner, ayağımı uzatır, uyuya uyuya giderim. Yani açık söyleyeyim benim tercihim olur. Buket 4 yıldır yollarda ve insanları birbirine kavuşturmaktan çok mutlu. Ah canım benim, yolu hep açık olsun. Otobüsün plakası artık birçok kişi tarafından biliniyor, tanıyorlar artık. Şimdi devrime sormak istiyorum. Hayatında karşılaştığın zorluklar seni nasıl etkiledi? Mesela karşılaştığın en büyük zorluk neydi ve üstesinden nasıl geldin? Birazcık bize lütfedip anlatır mısın? Ya ben Buket'in hikayesinden sonra kendi zorluklarımdan bahsetmekten ar ederim gerçekten. Zorluklar kıyaslanmaz. Biliyorum herkesin ama. Herkesin kendi gerçeği. Çok taze çünkü. Galiba o anlamda
ve benzeşiyoruz. Yani ben kolay vazgeçen biri değilim. Yani şunu biliyorum, yani hayatta herkes için bir dünya sınav var. Ölümler, kayıplar, efendim başarısızlıklar, hatalar. Tabii ki ama hatalarımızı... Batıklar. Tabii ki hatalarımızı sevmek için bizim gibi ülkelerde bir 35'inize falan en az gelmeniz lazım. Hatta 40. Şimdi ben 40'tan sonra... Sevmeyi öğrenene kadar mı? Tabii tabii, kendimizi alkışlamayı, kendimizi onaylamayı öğrenmek biraz zaman alıyor. Şimdi mesela şöyle cümlelerim var benim. İyi ki o hataları yaptım, yoksa bugünkü devrim olmazdım. Bunun içinde şeyler de var, karşımıza çıkan engeller de var. O engeller çıkmasaydı, işte örneğin bir sınava girdiniz ve o sınavı kazanamadınız. İnsan otomatik olarak şunu düşünüyor ya, kazansaydım hayatım nereye giderdi? Evet. Kazanmadım, şimdi bu oldu. Bu çok tatlı bir oyun benim kafamda. Pek çok insan için muhtemelen böyledir. Ama şimdi hep olan hayırlıdır gibi bir yolculuğum var. Hmm. Her ne olduysa, ama tekrar edeyim, problemler karşısında çok derin bir sükunet, kararlılık, hatta karşı tarafı biraz korkutacak bir sükunete kapılıyormuşum ben. Şimdi artık kendim de kendimi gözlüyorum. Vazgeçmek diye bir şey yok. Nefes olduğu sürece, can olduğu sürece devam edeceğiz. Yani mücadeleye devam edeceğiz. Peki ben, yani arkadaşın olduğun için biliyorum, bütün yakın arkadaşların da biliyor ama basına yansımış bir şey olduğu için gönül rahatlığıyla sorabilirim. Çok zor bir sağlık problemi yaşadın. Evet. Hatta kısa bir süre önce de eşin aynı, evet, şeyi yaşamıştı. Evet. Birbirinizi ne kadar seviyorsanız hastalıklarınızla benzetmişsiniz. Çok zor bir şeydi. Birazcık ondan bahsedelim. Yani çünkü çok farklı değil. Çok çok yani, korkutucu bir şey atlattın. Sağlık. Yani bir anda hayatımız değişti. Bir anda. Yani sabah evden normal çıktım ben. İşte önümüzdeki ay bir ay olacak. Bir döndüğümde Alper konuşamıyordu ve yazamıyordu. Tam Alper'i biraz böyle rahatlattık. İşte beynindeki konuşma merkezine pıhtı attığı için konuşmayı ve yazmayı unutmuştu. Tam Alper düzelirken bir akşam üzeri ben, ayaklarım uyuştu. Sonra ellerim uyuştu. Sonra yüzümün yarısı uyuştu ve ben Alper'den çok antrenmanlı olduğum için, mesele üzerine büyük okumalar yaptığım için dedim ki benim beynime bir şey oldu. Benim derhal doktora gitmem lazım. Kendime küçük bir çanta yaptım. Biliyorum yani gideceğim ve beni yatıracaklar. Alper'i uyandırdım. Dedim ki Alper'cim bizim gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben sanıyorum beynime pıhtı attı. Bu kadar emindim. Ve yanılmadım. Gerçekten öyle oldu. Bu sefer başka bir zorlu süreç başladı vesaire. Uzatmayayım. Günün sonunda Alper de ben de şunu düşünüyoruz. Hayat bize ikinci bir şans verdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Devrim ölebileceğini düşündün mü? Hayır, hiç düşünmedim. Hastaneye giderken? Hayır. Yani şuna dua ettim. Yani şu anda ayaktayım. Bu uyuşukluk artmasın ve yani güç kaybı olmasın. İşte yüzüme bir şey olmasın çünkü oyuncuyum. Tabii ki korktum ama öleceğim fikri hiç... Umudunu kaybetmedin yani. Bir... Alper'den de korkmadım. Vazgeçmiyorsun yani. Sen. Yok. Devrim Yakup'sun sen zaten. Peki insan kendi kaderini değiştirebilir mi? En azından etki edebilir mi? Hakim olabilir Tabii mi? Ki. Değil mi? Tabii ki. Çünkü akıl kader var. Kader vardır. Kader kesinlikle var. Ama sen de varsın. Buna işte külli ve cüzi diyor ya o kadim öğretiler. Yani bir şey var. Benim bir acil doktor arkadaşım demişti ki bunu çok önemsiyorum. Kapıdan iki tane hasta girer. Biri kanamalı sedyede, biri ayakta. Biz tabii ki o kanamalı hastaya öncelik tanırız, ayakta girene. Tabii. Ayakta giren bazen kaybederiz. Öbürü yürüyerek çıkar. Dolayısıyla bir süre var. Biz doktorlar ömür uzatamayız. Var olan tayin edilmiş süreyi kaliteli hale getiririz en fazla demişti. Bu benim kulağımda çok kalan bir şey ama o aradaki süreyi biz kaliteli hale getirebiliriz. Biz değiştirebiliriz, biz kararlarımızla. Olumlu yönde etkileyebiliriz. Tabii ki. Yapamayacağımız şeyler de var. Yani çünkü bazı bir matematik var benim bilmediğim ve çok merak ettiğim. Oraları bilemiyorum ama tabii ki biz müdahale edebiliriz. Aklımız var, muhakeme yeteneğimiz var.
bir şansımız var orada. Her zaman çok büyük şansımız her var. Her şeye rağmen. Her şeye her zaman. Elbette. Hayatı hep yeniden başlamak üstüne kuruyoruz diyorsun. Çok da haklısın. Buket Yaman için de geçerli. Evet, gurur yani duyuyorum onunla. O evlilik, o evliliğin mutsuzluğu, kanser, onca badireden sonra hep ayağa kalkmak, hep daha iyisini, üstelik de her seferinde daha zoruna talip evet, olmak. Evet, değil mi? En son uzun yol şoförlüğü. Hayat uzun bir yol. Ve bir de ben neye inanıyorum en azından Ahmet? Kendi otobüsünü kendin süreceksin. Sen niyet ettiğin zaman hayat çok yardımcı oluyor. Evet. Yani başlangıçta örneğin birileri için mutlaka Buket'e şunu söyleyelim olmuştu. Ya delirdin mi sen? Yapma et. Yapma. Tır şoförü ve kadın olmak falan. O buna niyet ettiği için bir sürü insan tarafından, şimdi mesela otobüs şoförü olarak bir sürü insan tarafından çok muhabbetle karşılanan bir hale gelmiş. Mutlaka hediyeler de var hayatta. Tabii. Yeter ki vazgeçmeyelim. Üstelik onun bu ısrarı başka hemcinslerinin de önüne açıyor. Örnek tabii ki, tabii ki. Bu imkansız, yersiz bulunan şeyleri normalleştiriyor falan filan ve yeni şükürler olsun yeni ki. Kapılar açılıyor bu sayede. Hep direnen insanlar sayesinde. Aile baskısından kurtulmak için en büyük hayalin evlenip yuva kurmak. Bir müddet sonra eşin evi terk ediyor ve yabancı uyruklu bir kadınla yaşamaya başlıyor. En yoğun hissim galiba suçluluk. Çok çaresiz bir hal. Bir yıl boyunca komada kalıyorsun. Uyandığında 27 farklı ameliyat geçiriyorsun. Umudunu kaybeder misin? Ay tabii ki kaybederim. Kaybetmesem iyi de çok sert yani, çok ağır. Bir müddet sonra kolon kanserine yakalandığını öğreniyorsun. Şimdi burada benim için en önemli cümle şu. Bir çocuk neden evinden kaçmak ister? Taksiciliği bırakıyorsun. Tır ehliyeti ve taşıma belgesi alarak bir nakliye şirketinde işe giriyorsun. Sana çok iyi davranıyorlar. İstediğin zaman izin alarak tedavine devam ediyor ve iyileşiyorsun. Buket 4 yıldır yollarda ve insanları birbirine kavuşturmaktan çok mutlu. Ah canım benim, yolculuk açık olsun. Otobüsün plakası artık birçok kişi tarafından biliniyor. Bilmiyorum. Tanıyorlar artık yani. İkinci hikayemize geçelim. Nasıl gidiyoruz? İyi misin? İyi, iyi. Çok şey, duygu grafiğim böyle çok ama. Çok gergitli işler değil mi bunlar? Doğduğumuz topraklarla ve yaşadığımız yerlerle bir bağ kuruyoruz devrim. O yer ne kadar bizim, biz ne kadar oralıyız? Bu elbette üzerinde konuşulması gereken bir konu. Fakat yine de ait hissettiğimiz yerler yaşamımızı etkileyen ve hiç silinmeyen izler bırakıyor. Bu aidiyet konusu böyle bir konu. Sen kendini en çok nereye ait ve mutlu hissedersin? Hiçbir yere. Değil mi? Hiçbir yere ait hissetmiyorum kendimi. Bir şeye ait hissediyor musun? Bir mefhuma? Yani en fazla şöyle diyebilirim. Sevgi kavramına ait hissediyor olabilirim evet, kendim. Kavramsal bir şey evet. Ya sevgi bir ülkedir zaten. Evet. Yani. Ama çok istediğim ama başaramadığım bir şey bu. Bir ülkeye, bir mahalleye, bir doktrine, bir inanca, birine. Hep böyle yani dışarıdan hiç öyle gözükmem ama içeride çok yüksek bir özgür ruh var bende. Bir en büyük eksiğin ne deseler hiçbir yere ve hiç kimseye ait hissedememek kendimi derim. Ama hiç öyle gözükmem. Bu anaç halim nedeniyle hiç öyle sanki çok böyle tam tersiymiş yerel gibi. Yerel bir şeyim evet, var değil mi? Oysa hiç ilgisi yok. Peki o zaman çok zor olmayacak. Mardin'de yaşayan bir kadının yerine geçmeni rica edeceğim. Midyat'ın bir köyünde ailenle birlikte yaşıyorsun. 6'sı kız, 4'ü erkek, toplam 10 kardeşsiniz. 1970'li yılların başları, yaşadığınız köyde hayat çetin, şartlar zor. Anne baban 10 çocukla baş etmeye çalışıyorlar. 80'lerin ortasına kadar yaşadığınız köyde okula gidiyorsun. Okuldan geri kalan zamanlarda kardeşlerinle birlikte onlar gibi tarlada, tapanda, evde ne vazife verildiyse onları görmeye çalışıyorsun. O yıllarda Mardin'deki köyünüzden Almanya'ya göç ediyorsunuz. Şimdi hiç bilmediğin bir ülkede yeni bir kültürün içinde yaşamaya başlayınca ne hale gelirsin, ne düşünürsün? Bu sana ne hissettirir? Mardin nere, Almanya nere? Muhtemelen ikisinin arasını görmeden birinden kalkıp öbürüne pat diye düşmek. Boşluk. O sıra 15 yaşındasın, onu söyleyeyim. Boşluk, korku, kaygı, değersizlik.
İşte o kendi bir yere ait hissedememe. En yoğunu korku. Ne olacak? Nasıl tutunacağım? Yani dili bilmiyorum. Kültürü bilmiyorum. İstanbul'dan gelmiş olsam bir nebze belki ama Mardin'den Almanya'ya gitmek çok büyük bir makas açıklığı. Çok. Gezegen değiştirmiş gibi. Bir taraftan 15 yaşın o yüksek enerjisini çok merak edebilirim ne olduğunu. İşte bıçak sırtı yani çok bıçak sırtı. Çok acayip, çok hızlı ve büyük bir değişim değil çok. Mi dönüşüm? Ya çok savurabilir, çok kapalı bir hale de getirebilir. İçine de kapatabilir. Sanki ortası insanı. Olmaz gibi. Hmm. Annem ve baban derin bir memleket hasreti içerisindeler. Onlar için de çok zor. Çok tabii zor, ki herkes için. Hani biz diyoruz ya gençler biraz daha değişmeye yatkın olur, daha kolay olur. Anne baba için esaslı evet. Zor bir iş. Sen 15 yaşındasın. Almanya'da okula gidiyor ve oraya alışmaya başlıyorsun. Okumaya ve öğrenmeye çok meraklı olduğun zaman olduğundan zaman içinde Almanca ile birlikte tam 12 dil öğreniyorsun. Yaşasın. İçinde her zaman doğduğun toprakların hasreti var, evet. Köyünü hiçbir zaman unutmuyorsun, evet. Ama muazzam da bir gelişim gösteriyorsun. Mardin ve memleketin aklına geldiğinde ne hissedersin? Biraz daha alıştığın bu ortamda öğrenmeye de başladın. Artık orada nefes almaya başladın. Mardin ve memleket ne ifade eder senin için? Güvenli alan. Yani şey gibi bu. Annenin evini de seversin de anneannenin evi daha böyle kurabiye kokar. İşte ne bileyim daha huzurludur. Onun kanepesi başkadır gibi başını bir şey. Başını koyar koymaz hemen uyuyabilirsin. Hemen uyursun evet ve uyandığında mutlaka bir kokuya uyanırsın. Sana bir şey yapmıştır. Mardin benim için uzakta ama öyle bir yer olabilir. Daha güvenli. Mesela kokusu gelir burnuma muhtemelen. Hmm. İşte toprağın oradaki oradaki çok kültürlülük. Oranın sokağında oynarken ki güvenim yani omuzlarımdaki gevşeklik. Çocukluk anıları. Evet, evet. Oralar hep sığındığımız güvenli alanlar. Benim taşım, benim kuşum. Ama bir sürü dil öğrendiğim için burayı da seviyorum. Yani geri dönmek istemem büyük ihtimalle. Evet. Peki insani yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmaya başlıyorsun. Ufku geniş bir gençmiş. Çalıştığım kuruluşlar aracılığıyla 40'tan fazla ülkeye giderek ihtiyaç sahiplerine, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım götürüyorsun. Yardım faaliyetlerinde öğrendiklerini insanlara aktarmak için farklı dönemlerde toplam 22 kitap yazıyorsun. Bu duyarlılığın sayesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok kuruluştan ödüller alıyorsun. Başka insanlara yardım etmek sende nasıl bir duygu yaratır? İnsanı nasıl dönüştüren, değiştiren bir şeydir? O kardeşimizin penceresinden bakarak devam etmeni rica ediyorum. Yani bu dünyaya gelişin bir anlamı, yani hepimiz için bir anlam var da kimisi için bu kadar bir şey, yani bunu bir ölçü olarak söylemiyorum. Kimisi için buradaki mana çok güçlü. Yani çok büyük bir iz bırakmak kendi meşrebinden. Hayatı anlamlı kılmak, birine yardım etmek, öğrendiğin şeyi aktarmak, bildiğin şeyi... Ben neden şeyi... buradayım, neden bu zamanda buradayım sorusunun büyük bir yanıt bulmuş değil mi? Evet. Kendi payını. Ya bir hocam demişti ki, bunu çok yerde söyledim. Paylaşmak sadece paranı paylaşmak demek değildir. Bilgiyi paylaşmak, öğrendiğin şeyi aktarmak çok kıymetli buluyorum. Bir sürü hoca aktarmadan gidiyor ya da bir sürü usta. Evet. Hangi konuda ustalarsa. Burada, çıraksızları kastediyorsun evet, değil mi? Evet, çıraksız olmak ustaları. Çok çok fena bir şey geliyor bana. Çok bencilce geliyor. Bir ustanın olması da çok büyük zenginlik geliyor eğer ustan varsa. Hele bizim meslekte. Evet, hele bizim meslekte. Dolayısıyla buradaki örnek yani çok çok şey böyle beni kalbim büyüdü. Evet. Ne kadar müthiş bir şey. Bir de hiç, özür dilerim. Dünyada hiç tanımadığın kültürlere yardım etmeye niyetlenmek.
beni çok heyecanlandıran bir şey. Bir de onları muhtemelen çok iyi anlamak. 15 yaşında evet. Mardin'den çok, falan evet, yani evet, kalkıp evet. oralara mesela gelip, bu yeryüzü doktorları falan var ya, bayılıyorum tabii. onlara. Sınır tanımayan sınır doktorlar. Doktorlar. Müthiş müthiş bilgiler bunlar. Devrimciğim, yıllar geçiyor ve iyice yaşlanan baban rahatsızlanıyor. Artık kısmen boşalan köyünüzü tekrar eskisi gibi dolu görmek istediğini söylüyor baba. Ve bunu başaramadan hayata veda ediyor. Sen onun vefatından ve köyünüze duyduğu özlemden çok etkileniyorsun. Zaten içinde hiç bitmeyen bir memleket hasreti de var. Babanın vasiyetini yerine getirmek için köyüne tekrar geri dönmeyi düşünür müydün? Bunca şeyden sonra. Evet. Düşünür müydün? Düşünürdüm. Düşünürdüm. Bir hedefle dönerdim yani. Hmm. Döneceksem eğer bir hedefim olurdu. Yani oradaki çocuklara o saate kadar yapılmamış bir okul yapmak, bir öğretim alanı yapmak, ne bileyim bir neyse mesleğim, belki bir şifahane açmak, neyse onu bilmiyorum yani. Çok güzel. Bu hikayedeki hanımefendi 52 yaşındayken babasının vefatından önceki sözleri üzerine köyüne geri dönmeye karar verdi. 15 yaşında ayrıldığı köyüne 36 yıl sonra geri dönen bu hanımefendiyle tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor. Hatun'e Doğan. Canım benim. Hatun Hanım bunca sene sonra babasının yapamadığı bir miras olarak ondan aldığını kabul ettiği bu vasiyeti gerçekleştirmiş. Süryani bir rahibe olan Hatun'e Doğan İzbırak isimli köyüne. Köyün de ismine bakar mısın? Yani çok İzbırak. Enteresan. Yani. Çok enteresan. Geri döndükten sonra doğduğu evi restore edip yeniden yaşanabilir hale getirmiş. Bu Süryani Hanım. Yanına bir de yeni bir ev inşa ederek ihtiyacı olan kişilerin aynen söylediğin gibi bu evde ücretsiz olarak konaklamasını sağlamış. Rahibe Doğan bir ilki daha gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köylerine dönecek olan çocuklar için evinin bahçesine sondajlı su çekerek havuz bile yaptırmış. Ay canım benim. Bu sayede kendisi gibi köyden göçle başka ülkelere gidenlerin geri dönmesi için bir örnek ve vesile de olabilmiş. Hatun'e Hanım'ın köye geri döndüğünü ve evini onardığını duyan 13 Süryani aile geri mi dönmüşler? Daha köylerine dönerek yeni evler inşa etmişler. Olağanüstü bir şey bence. Muhteşem bu. Muhteşem bir şey. Ha. Güle güle otursunlar. Mardin'i biliyorum ben. Yani Mardin. Müthiş müthiş bilhassa bir coğrafya. Bilhassa da Midyat. Yani. Evet. Peki yıllar sonra doğduğun topraklara döndün. Ne hissediyorsun şimdi? Şimdi ait hissederim. Şimdi tabii. Ait hissederim. Evet. Evet. Şimdi köklerim, şimdi kök salarım herhalde. Ha. Bir de kök salmanın en iyi yolu sadece çocuk yapmak değil. İşte orada size ait olmayan çocukların ya da insanların geleceği bir yer açtığınızda gerçek köklülük bana öyle geliyor yani. Evet. Sadece soyla yürüyen bir şey değil köklü olmak. Belki de ben henüz öyle bir yol bulamadığım için kendimi köksüz hissediyor olabilirim devrim olarak. Burayı düşüneceğim şimdi. Evet. Hatun'e ben de o kadar mutlu ki bir de. Ne kadar bütün fotoğraflarda gözünün içi gülüyor. Evet. Ay şahane. Ve babasının şeyini de gerçekleştirmiş evet. olmak evet. da müthiş evet. bir şey. Müthiş çünkü. Bir şey. Müthiş. Hanımefendi köyüne döndükten sonra civar köylerde yaşayan kız çocuklarının eğitim görebilmesi amacıyla kurslar ve mesleki okulları açmak için çalışmalara başlamış. Yani bir iyilik makinesiyle evet, karşı karşıyayız. Şahane. Evet, aidiyet işte bir takım şeyler yan yana geldiği zaman değil mi? Emek, onların sonuçlarını almak filan. Öyle bir Hüdayin abid kendinden, topraktan ot biter gibi bitmiş bir aidiyetten değil. Bünyem ona itiraz ediyor olabilir benim. Yani şimdi bir yere kök... Ismarlama aidiyetler evet, değil değil mi? Evet. Emekle, düşünceyle... Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Örneğin ben yıllar önce Aziz Nesin'in bir köşe yazısında şunu okumuştum.
güzellik yarışmacılarına itiraz ediyordu. Hı. Diyordu ki güzellik verili bir kavramdır. Yani bu sizin emeğinizle yaptığınız bir şey değildir. Doğuştan, genlerinizden, oradan buradan gelen bir şeydir. Bunun neyini yarıştırıyoruz biz? Burada bilgi yok. Şimdi kimse bana kızmasın. Burada bilgi yok, birikim yok. Örneğin genel kültürümüzü yarıştıralım. İşte ne kadar kendimizin yanına ne koyduk onları. Yeteneklerimizi yarıştıralım. Ama verili olanı, şimdi şey de böyle, aidiyet de böyle. Şimdi ben bir aileye doğuyorum. Bunu seçme şansım yok. Yok. Dünyanın en şahane ailesine doğmuş olabilirim. En yoksul ailesine doğmuş olabilirim. Yani oradaki aidiyeti bünyem reddediyor benim. Benim içim hep şöyle söylüyor. Benim imar ettiğim bir yere, benim imar ettiğim bir şeye, bir fikre, bir oluşuma ait hissedebilirim galiba kendimi. Tamam. Yani ne mahsuru var? Yok. Aidiyet şeyini bence yok da işte biraz o yakın genel çevre, geçere, genel geçere, genel geçere uygun olmuyor uygun benim olmuyor. Gibiler. Her zaman genel geçere evet. Uymak zorunda değiliz. Evet, evet. Ortalama bazen ortalamalık sıradan. Tam bu yüzden bu örnek benim için çok evet doğru. Bu örnek benim için şahane bir örnek işte. Geri dönebilirsin topraklarına ama işte bir şey yaparak kendinden bir şey katarak. Sen babacığın askerdi. Evet. Kıbrıs'ta terk edilmiş bir Rum köyünde yaşamışsın küçükken. Evet. Yani devrimden bahsediyorum. Evet. Bu köyden kalan izlenimlerini çok merak ediyorum. Aidiyet deyince bak mesela bu da oraya değiyor biraz bir parça değil mi? Terk edilmiş bir Rum köyünde yaşamak. Bir asker çocuğu olarak. Yani 12 yaşındaydım affet ben. Affet bunu sorduğum için ama yani bu iyi bir örnek. Neden böyle söylediğini de biraz anlıyorum. Evet. Çok sert çünkü belki de aidiyet duygumun gelişmemesinin nedeni de bir asker çocuğu olmak. Pek çok asker çocuğunda, memur çocuğunda benim rastladığım bir şey bu. Tabii ki benim kişisel özelliklerim de vardır. Gittiğimiz yerde yani Kıbrıs Savaşı'nın üzerinden henüz 4 ya da 5 yıl geçmişti. Çok taze. Çok taze. Benim bir tane kabusum vardır. Bir savaşın içinde görürüm kendimi. En büyük hassasiyetim bir yerde savaş çıktığında dünyanın herhangi bir yerinde gerçekten uykusuz kalıyorum ben. Yani öyle güçlü bir empati hissediyorum ki ben savaşın içine gitmedim. Ama yani yatamıyordum o yataklarda 12 yaşında bir çocuk olarak. Ve Lefkoşa'daydı okuduğum okul. Lefkoşa ikiye ayrılmıştır ya. Evet. Henüz sınır yoktu böyle variller vardı. Varilin bu tarafında Rum askeri, bu tarafında Türk askeri. Arkadaşlar onlar yani. Tabii. Ve giderken öbür tarafı görüyordum ve hep şöyle düşünüyordum o çocuk aklımla. Bizim evin sahibi orada nerede oturuyor acaba? Oh. Ve bu duygudan hiç uzak, yani bütün mübadele hikayeleri beni perişan eder. Bütün yerinden yurdundan olan, yani Suriyeliler beni perişan ediyorlar yani. Hala ve ısrarla. Çünkü bu dünyada bir gün, bir zaman hepimizin başına gelebilecek bir şey. Hele şimdi bu kadar kalabalıkken. Ukrayna şurada hemen. Bu kadar dünya hoyratken, birbirimizi bu kadar unutmuşken. Yani çok çok sert ve çok zor. O yüzden buralara çok yüksek biriyim ben. Hepsiyle kalbim birlikte atıyor, öyle söyleyebilirim. Devrimciğim, hepimiz zaman zaman şunu düşünmeliyiz. Çok yakın bir zamanda, hiç öngöremeyeceğimiz kadar hızlı bir biçimde elimizde alabildiğimiz o anda ne varsa 3-5 çaputla bir yerde evet. Göçmen olarak bulunabiliriz her birimiz. Çok mümkün. Sınır boylarında kötü muameleyle karşılaşabiliriz. Birkaç tane şey alabilir miyim arkadaşlar? Yani Suriye'den sadece çok yoksul insanlar gelmedi. Benim varmış burada sırtımda. Canım için pardon. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Biraz savruk oldum. Yani sokakta, bizim sokaklarımızda konaklayan Suriyelilerin pek çoğu belki sanatçıydılar, felsefeciydiler. Tabii. Doktordular. Yani bir şeyin ayrımı olarak söylemiyorum. İnsan, buraya gelmek için de yanıp tutuşmuyorlardı. Ya insan vatanından ayrılmak isteyebilir hiç. Mi? Kim olursa olsun. O yüzden en büyük dua, her şeyle baş edebiliriz. Yoksullukla, yoklukla, yoksunlukla ama savaş ve vatandan ayrılmak bana... Belki de benim yaşadığım hikaye böyle olduğu için çok sert geliyor. Peki tam buradan sorayım. İnsanın evi neresidir?
insanın evi mutlu olduğu yerdir. Yani orada memleketin falan çok bir önemi olmayabilir ama mutluluk çok zor değil ya. Yani insanın ömrü belli. Yani kaliteli yaşayabileceğin maksimum. Hadi şimdi insan ömrü uzadı. Hadi 70 yılımız olsun. Ya nedir ki paylaşamadığımız? Ya ben 12 yaşındayken işte o varillerin ayırdığı bir başkentte şöyle diyordum. Yani çok saçma. Sınır yani dünya bir gezegen, hepimizin birlikte yaşayabileceği bir insanoğlu gelmiş. Burası benim demiş. Ya bu nereye kadar bu bencillik? Yani çok romantik geliyor olabilir şu anda ama o kadar içtenlikle söylüyorum ki bunu. Mutlu olmamız çok mümkün. Bu dünyada iyi yaşamamız çok mümkün. Gerçekten rağmen. Başka bir dünya mümkün. Mümkün. Yani gerçekten mümkün. Bu kadar kalabalığa ve hoyratlığa rağmen mümkün. Bugün karar versek daha az harcamaya, daha az yemeye, tamah etmeye falan. 10 yıl içinde biz şahane birbiriyle konuşan, ortak dilleri olan, çocuklarımızı çok güzel bir dünyaya hazırlayan bir ırk olabiliriz. Yani bir tür olabiliriz insan olarak. Birbirimize karışabiliriz. Karışabiliriz. Hemhal oluruz, birbirimizden öğreniriz. Ne oluyoruz ya? Şey, Hatun Edoğan bayağı böyle birisi. Evet, o kadar belli ki çok işte. Yardımcı olan etrafıma falan. Senin de böyle birisi olduğunu biliyoruz. Sen de çok yardımlaşmayı seven, öyle yardımlaşmaya düşkün birisin. Biraz o faaliyetlerinden gerektiğini düşündüğün kadar bahseder misin? Ya yoksa ben bahsederim, tehdit ederim. Yok, estağfurullah. Ya onlardan bahsetmeyi... Hayır, yok. Yani kendimizi övelim diye değil ama... Örnek olmak için yardımlaşma, biliyorsun yardımlaşma bir ülküdür yani. Bir aslında yardımlaşmak bir ideolojidir. Evet. Yardımlaşmak siyasetin ta kendisidir. Evet. Günlük sır siyaset değildir, hayat siyasetidir. Evet. Evet. Sanatla uğraşıyorsun, o da bir paylaşma biçimi. Onun için birazcık bahsetmelisin yani. Ya İnsanları şimdi, özendirelim bu konuda. Hazır senin cümlenden alarak... özellikle biz sanatçılara siyasetle uğraşmayın diyorlar ya, ben buna çok gülmek geliyor benim içimden. Yani ben kızarak gülüyorum. Evet, sanatla siyaset, sanatla hayat ve siyasetle hayat çok böyle birbirinin içine geçmiş ebru gibi bir şey. Ama siyasetten particiliği anlamamak kaydıyla. Asla. Siyaset, asla. Yaşamak siyasettir. Tabii ki, tabii ki, evet. Tabii ki. Yaşamı öğrenme sanatı da bir siyasettir. Dolayısıyla oradan hareketle ve ben hocamın bana aktardığı cümleyle ben her şeyimi paylaşmayı bir yaşam mottosu olarak belirlemiş biriyim. Yani kimseye bunu öneremem. İşte 54 yaşında mülkiyetle ilişkisi çok zayıf. Kazandığının çok büyük bir bölümünü bir sürü insanla paylaşmaya da devam etmeye niyetli. Özellikle eğitime çok katkıda bulunmaya gayret eden biriyim. Çünkü eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyorum. Orada bir eşitlik dengesi bozulduğunda benim gücüm neye yetiyorsa, ne kadarına yetiyorsa orayı dengelemeyi bir görev biliyorum. Bildiklerimi paylaşıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Çünkü diyalektiğe aykırı. Birikimimi paylaşıyorum. Evet, çünkü benim yaşadığımın aynını genç bir arkadaşımın yaşamasını diyalektiğe aykırı buluyorum. Ve şöyle diyen ablalardan, abilerden olmak istemedim hiçbir zaman. Biz neler gördük, siz de yaşayın. Hiç hoşlanmıyorum bu cümleden. Mümkün mertebe sorulursa... Siz onları yaşadınız, biz de aynısını yaşıyorsak sizin yaşadığınızın pek bir kıymeti olmamış evet, gibi oluyor değil mi? Hiç yani, yakışıklı olmuyor ilerlemeyelim yani. İlerlemeyelim yani. İlerlemeyelim mi? Yani ilerleyelim diye ürüyoruz değil mi? Çocuklarımız evet. Oluyor, onlara bir şeyler çabalıyoruz yani. Vesaire. O yüzden biraz öyle yaşamaya gayret ediyorum. Beni en çok mutlu eden şey bu. Yani başkalarına da bir faydan olmak. Evet, bir açığı kapatmak, bir zorlukta elimi omuza koymak falan benim en büyük mutluluk kaynağım. Ve buradan da vazgeçmeyi hiç istemiyorum. Aslansın devrim.
Sen kendini en çok nereye ait ve mutlu hissedersin? Sevgi kavramına ait hissediyor olabilirim kendim. Kavramsal bir şey, evet. Zaman içinde Almanca ile birlikte tam 12 dil öğreniyorsun. Yaşasın. İnsani yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmaya başlıyorsun. Toplam 22 kitap yazıyorsun. Hayatı anlamlı kılmak, birine yardım etmek, öğrendiğin şeyi aktarmak. Hatune Hanım'ın köye geri döndüğünü ve evini onardığını duyan 13 Süryani aile köylerine dönerek yeni evler inşa etmişler. Ah, kök salmanın en iyi yolu sadece çocuk yapmak değil. İşte orada size ait olmayan çocukların ya da insanların geleceği bir yer açtığınızda gerçek köklülük bana öyle geliyor yani. Öyle güçlü bir empati hissediyorum ki ben savaşın içine gitmedim. Benim bir tane kabusum vardır, bir savaşın içinde görüyorum. Çoğumuz hayatımızda belli dönemlerde inişler çıkışlar yaşıyoruz. Bazen bütün dünya başımıza yıkılıyor. Kimi zaman her şeyi halletmiş gibi görünüyor, öyle hissedebiliyoruz. En mutlu olduğumuz anlarda bile başımıza hiç umulmadık şeyler de gelebiliyor. Böyle yaşamaya dair bütün umudunu kaybettiğin bir dönem oldu mu? Olmaz mı? Bir yani şey kısaca. Çok güzel bir dönemiydi mesleğimin. Adana Devlet Tiyatrosu'ndayım o zaman. Müthiş bir ekiple çalışıyorum. Yani böyle birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Bizim işte böyle işi yapma biçimlerimize de aşık oluruz ya. 90'lar mı bu? Tabii tabii. 90'ların ortaları, sonları, 2000'lerin başları diyelim. Böyle artık omuzlarım gevşemiş, işi iyi yapabildiğimi kendim artık... İkna olmuşsun. Kendime iknayım yani. Bir rüya gördüm. Rüyamla birlikte sabaha karşı uyandım. Sabah böyle 4. Rüyamda annemle bir evdeyiz. Böyle şey bir evmiş orası. Yalı dairesi gibi bir şeymiş. Annem yeni bir ev almış. Hayırlı olsuna gidiyorum. Gece vakti bir yıldız kayıyor böyle. Ay anne ne kadar güzel yıldız kaydı. Bir dilek tutalım diyorum. Bir geminin kıçı değiyor şeye, eve. Ve ev dönmeye başlıyor ama çok sert. Ve annemi tutamıyorum. Uyandığımda şöyle oldu, bir şey oldu. Fakat sabah 4 olduğu için kimseyi arayamadım. Sabah 7'ye kadar oturdum. 7'de telefonum çaldı zaten. Küçük kız kardeşim ağlıyor. Annemi çok acil hastaneye kaldırdıkla başlayan bütün hayatımızın değiştiği bir süreç başladı. Anneme 2 ay ömür biçti doktor. Biz işte... Bizi değil de işte gayretimizle ve annemin gayretiyle 1,5 yıl yaşatabildik annemi. Annem 56 yaşındaydı. Ben 36. İşte 6'şar yaş var kız kardeşlerim aramda. Annem gitti elimizden 1,5 yıl sonra. Annem gitmeden 20 gün önce o zamanlar evli olduğum eşimden ayrılmıştım. Mecburen annem gittiği için ve babam yalnız kaldığı için tayin oldum. Olmak zorunda kaldım Ankara'ya. Şehir değiştirdim falan. Bunun en iyi göstergesi şuydu benim için. Kızılay'da Ankara'da büyük vardır bilirsin. Bütün camı böyle aynalıdır. Terizenik varsa. Evet oradan geçerken bu kadın buna ne kadar benziyor dedim. O kadar kendimle ilişkim kopmuş. Çok zor bir dönemdi. Çok zor yani. Fakat ondan sonra hayatım değişti işte. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Annem doğum günümde öldü. 36. doğum günümde. Böyle bir mühür bırakarak gitti. Dolayısıyla bunu asla bir acıları madalya yapıp falan takanlardan hiç olmadım zaten. Hep şöyle dedim kendime. Bunu mühür olarak koyup gittiyse annem, bunun bir sebebi olmalı. Ve dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi artık ben hiçbir şeye o kadar çok eskisi gibi kafamı takmıyorum. Tüm kardeşlerinin annesi oldun. Biraz öyle olmak zorunda kaldı. Tabii. Yeğenlerim, torunlarım gibi oldu falan. Ama sonra geçtiğimiz 10 yıl içinde kızları karşıma alıp dedim ki iki kız kardeşim var. Ben anneniz değil de artık ablanız olsam. Kabul tamam mısınız artık? Tamam mısınız artık? Canlarım benim, kabul ettiler ve şimdi çok eşit, çok tatlı. Çok arkadaş bir ilişkimiz var. İşte babamızla hayata devam ediyoruz. Babam artık 82 yaşında. Çok tatlı bir, tonton bir yaşlı oldu. Sağlıklı.
Yani oluyor hepimizin hayatında. Ne ilktim ne de son olacağım. Onu bir süre sonra anlıyorsunuz ki. Ama umudunu kaybetmemişsin. Asla. Sen her sene, evet. Asla. Hepsine sahip çıkmışsın. Tabii bir süre yürütmüşsün. Tabii ki. Sonra da affını istemişsin tabii, yani. Tabii. Ama artık affını isteyemezsin. Onlar için ne olduğunu çok ortada. Ya tabii ama ki en azından onlar, pratik olarak. Onlar bana çok yardımcı evet, oldular. Bunu evet, gördüler yani. Şimdi azatsın yani. Tabii tabii tabii. Şimdi o nazlanıyorum onlara falan. Tabii. Çok beni ağırlıyorlar. Hakkındır. Canlarım benim çok ağırlıyorlar. Bu yeni hikayemizde genç bir kızın yerine geçmeni isteyeceğim. Bir şey söylemeyelim. Bütün bu tatlı hikayelerin hep kadın olmasına ne demeli? Bu sizin seçiminiz mi? Yoksa bu istatistiksel bir şey mi? Yok, istatistiksel bir şey değil ama kadınların hayatının daha zor olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Sadece burada değil, bütün dünyada daha zor olduğunu biliyoruz. Kadın olmak. Bir daha dünyaya gelsem gene bunu seçerdim ama. Evet, çünkü sen Seher Devrim'sin. 90 ben de bir kere daha dünyaya gelsem yine kadın bu defa da kadın gelmediğime şükrederim sanki bilmiyorum. Kınamazsan. Estağfurullah. 98 yılında Bursa'da doğdun arkadaşım. Ailenin taşınmasıyla birlikte liseyi bitirene kadar Bursa'da doğduğun halde Rize'de yaşadın. Her zaman hareketli bir çocukluğun oldu ve spor hayatının merkezinde yer aldı. Atletik bir tipsin demek ki. Basketbol oynadın, atletizmle ilgilendin ve farklı spor branşlarında çalışmalar yaptın. Ailedeki en sağlıklı kişisin. Bunda gene zorluğun olmayacak. Ailedeki en savaşçı kişisin ya kendi ailende, burada da. Liseden sonra üniversite sınavına girdin ve başarılı oldun. Buna rağmen daha iyi bir puan alacağını düşünerek sınava tekrar hazırlanmaya karar verdin. Ailen, arkadaşların ve seni tanıyan herkes tarafından çok seviliyorsun. Ve oldukça neşeli de birisisin. Sınavlara tekrar hazırlandığın dönemde bacağında daha önce hissetmediğin türden bir ağrı hissettin. Doktorlar bunun stresten ya da spor yüklenmesinden dolayı olabileceğini düşündüler. Ağrıların gün geçtikçe arttı ve günlük aktivitelerden, sınav çalışmalarından geri kalmaya başladın. Ağrıların iyice artmaya başlayınca hastanede farklı tetkikler yapılıyor. Ve tam 3 ay sonra bacağında bir tümör tespit ediliyor. Tümör yavaş yavaş bütün bacağı sarıyor ve damarlarını tıkıyor. Teşhiste biraz geç kalındığı için oldukça zorlu bir tedavi süreci var. O süreç devam ediyor. Yoğun ve ağır bir kemoterapi tabii tedavisi alıyorsun. Buna rağmen bacağındaki tümörde herhangi bir gerileme olmayınca ameliyat olman gerektiğini söylüyorlar. Bacağından ameliyat olman gerektiğini duyunca ne düşünürsün? Mesela iyileşeceğine inanır mısın? Bir kere çok korkarım tabii ki. Evet. Ama bana bacağını kaybedeceksin ama yaşamaya devam edeceksin derlerse yaşamaya devam etmeyi seçerim elbette. Yani o koşullarda ne yaparıma bakarım. Evet. Ama hastaneye giderken kötü şeyleri düşünmem. Memeye çalışırım en azından. Evet, yani gencim çünkü. 2017 yılında büyük bir umutla girdiğin ameliyattan ne yazık ki tek bacağını kaybederek çıkıyorsun. Bacağını kaybetmek seni hedeflerinden, hayallerinden uzaklaştırır mı? Sporcusun yani, uzaklaştırır mı? Hayata pozitif bakışına halel gelir mi diye sorayım. Neşeliyim ben. Savaşçı bir ruhum. Bir şey olur muhakkak, bir kırılma noktası olur ama sanırım vazgeçmem. O tümörden kurtulduğuna sevindiğin için hayata daha sıkı sarılıyorsun. Diğer insanlardan hiçbir farkın olmadığını düşündüğün için hayatına kaldığın yerden devam ediyorsun. Kendine bakmayı hiç ihmal etmiyorsun. Zamanla bir protez bacak kullanmaya başlıyor. Hatta ona çok da alışıyorsun. Sana demir kadın diyorlar. Kendini bir süper kahraman olarak gibi güçlü hissediyorsun. Protez bacağına alışıp üniversite sınavlarına çalışıyorsun. Hayata karşı büyük bir umudun var. Sınavlara hazırlandığın ve geleceğini planladığın bir dönemde maalesef tekrar kansere yakalandığını öğreniyorsun. Hastalığın bu sefer akciğerinden yükseliyor ve ameliyat olman lazım. Bir kez daha ameliyat, bir kez daha. Umudunu kaybeder misin?
Ya canım sıkılır yani bu... tabii de. Ya ben umudumu kaybetmem. Çok mücadeleci birisinden evet. bahsediyoruz. Var böyle insanlar var. Ben de biraz devrim olarak öyleyim. Yani ben kötüsünü düşünerek uyanamam güne. O yüzden buradaki örnekle çok hemen özdeşlik kurabiliyorum. Evet, o da umudunu kaybetmiyor. Yani umudunu kaybetmiyorsun. Akciğerinden ameliyat olduktan sonra hayata yeniden tutunuyor ve İstanbul'da bir üniversitede psikoloji bölümünü kazanıyorsun. Moralini hep yüksek tutup eğitimine devam ediyorsun ve bu sayede başka insanlara da ilham kaynağı oluyorsun. Derken tekrar rahatsızlanıyor ve hastalığın yeniden nüksettiğini üzülerek öğreniyorsun. Ve tedavi sürecindeki inancıyla başka hastalara da sosyal medyadan umut vererek bir anda herkesin tanıdığı bir sima olan o genç kadınla tanışalım mı? Tanışalım, biz onu geliyor. Canım benim. Şahane arkadaşımız Neslican Tay. Çoğu kişinin hatırladığına ben eminim. Ben tanıştım da kendisiyle. Öyle mi? Muazzam bir film de yapıldı, hikayesi. Hatta bizim Çağla oynadı biliyorsun. Hülya Gülşen'in kızı oynadı. Daha henüz vizyona girmedi ama çok tatlıydı. Ne kadar büyük bir gülümsemesi var. Ya müthiş, bir de çok güzel. Çok güzel bir ruh. İşte anlatmaya gelmiş büyük ihtimalle. Evet. Çok övülmesi gereken bir karakter. Çok herkesin tanıması gereken bir karakter. Çünkü kanser hastalarına büyük umut. Yani. Çünkü böyle olmayı oynayamazsınız. Oynayamazsınız. Ya böylesinizdir ya değilsinizdir bu yaşanılanlarla. Evet. Çok sahici olduğu için. Tamam böyle birisi evet, yani. Çok sahici İnsan, olduğu için biz onu gerçek çok ya böyle birisi evet, var yani. Evet. Yani müthiş bir şey bence. Evet, müthiş. Onu çok sevgiyle, saygıyla analım, anlıyoruz. Evet, sevgiyle analım. Bir şekilde mücadelesini kaybetti ama birçok benzer durumda olan kişinin iyileşmesine de muazzam bir ilham kaynağı oldu. Son dakikaya kadar evet. paylaştığı, ne hissettiğini, ne yaptığını asla vazgeçmeden, çok asla. Çok yüksek bir ruh tabii. Çok, yani. Çok. Mücadelesini senin de dediğin gibi sosyal medyadan sürekli paylaştı. Umut dolu paylaşımlarıyla herkese, özellikle onunla aynı hastalıkla mücadele edenlere güç verdi. Mesajları binlerce kişiye ulaştı, defalarca paylaşıldı. Güler yüzlü yaklaşımı, enerjisinin sevenlerine, takipçilerine, çevresindekilere, herkese geçmesini sağladı. Müthiş bir karakter. Kaybından asla... utanmadı, hani onu bir eksiklik olarak hissetmedi. Evet. Ne giyiminde, ne kuşamında, ne yani çok güzel bir örnekti. Ben mücadelesinin büyük oranda kanserle mücadelenin şeklini değiştirdiğini düşünüyorum. Evet, sen katılıyorum. De katılır mısın buna katılıyorum bilmiyorum. Mücadelede bir kanserle mücadelede müthiş bir farkındalık yarattı. Güler yüzlü, her şeye rağmen hayata umutla tutunması birçok insanın hayatında iz bıraktı ve hepimize bazı duyguları yeniden öğretti diyelim. Onu kaybettikten sonra mücadelesini ve umudunu anlatan bir kitap da yayınlandı ve filmi çekildi. İşte evet. biliyoruz, demin konuştuk. Belki de bu sayede birçok insan mücadelenin ne demek olduğunu yeniden düşünme gereği hissetti, hatırladı. Sana dönelim şimdi Devrimcim. Eşin ve sen çok yakın zamanda muazzam bir rahatsızlık atlattınız. Çok kısa aralıkla, çok güç bir şeydi. Eşinin sağlık sürecinde umudunu hiç kaybettiğin oldu mu? Eşimin hastalığı evet, döneminde. Önce onunki geldi ya. Yok. Alper. Hayır. Hiç aklımdan bile geçmedi. Yani ben Alper'i, ben setteydim çünkü. Gittim hastanenin acilinde gördüm. Hemen onu oradan çıkarmak isteği, çünkü konuşamıyor. Ben onun ifadesinden anladım. Oradan gitmek istiyor. Onu oradan çıkardım ve hiç durmadan onunla konuştum. Hiç durmadan. Beni anladığını biliyordum çünkü. Sesini çıkaramıyordu Alper. Yani ilk birkaç gün. Hemen bir kocaman bir
kağıt alıp bütün alfabeyi yazdım, harfleri. Hiç durmaksızın bu ne, çünkü bilemiyordu. Nefret etti benden. Benden nefret edene kadar çalıştım onunla. Ama yol aldık tabii ki, sadece ben değil. Alper çok, hiç umutsuzluğa kapılan bir hasta olmadı. Yani o kadar hep niye bu benim başıma geldi demedi, ben şimdi ne yapacağım demedi. Bana ve kendine çok yardımcı oldu. Öyle olmasaydı da ben vazgeçmezdim. Yani ben vazgeçemiyorum yani. Son nefes vazgeçmek benim için. Senin de bilmediğin şeyler var demek ki. Vazgeçmeyi bilmiyorsun. Evet. İyi ki. Şey diyecektim. Sen hastalığın, peki daha sonra garip bir şekilde sen hastalandın. O sırada seni hayata bağlayan neydi diye sorsam? Alper'in varlığı. Alper çok paniğe kapıldı ben hastalanınca. Bu arada o toparlanmıştı biraz. Tabii o toparlanmıştı. Kardeşlerim, yeğenlerim, babam. Delirdiler tabii. Babamın önce haberi olmadı. Hiç babama bahsetmedik yaşı olduğu için. Basında çıkınca yani orada babamı ikna etmem çok, beni en çok orası yordu. Babacığım iyiyim, merak etme, bak işte konuşuyoruz falan. Eşini de tabii kaybetmiş ki, birisi. Aklına bir sürü şey geliyor. Bir sürü şey tabii ki. Kimseye Allah evladıyla sınamasın. Yani her şey sıralı olsun. Nasıl bir cümleymiş onu yaş aldıkça öğreniyoruz. Dolayısıyla ben benim başıma bu gelince şöyle dedim. Buradan öğrenmem gereken bir şey var muhakkak da. Bana bunu anlayacağım şekilde göster ey hayat. Yani hayatla konuşuyorum. Pek çoğumuz yapıyoruz büyük ihtimalle. Aldın mı cevapları? Buldun mu? Aldım. Rahatsın yani. Biliyorsun. Daha bitmiş bir süreç değil. Biraz yolum var ama halledeceğim herhalde ya Ahmetciğim. Yazarak da paylaşacaksın bizimle i̇nşallah. Galiba. Çünkü öyle görünüyor. Evet inşallah. İkinci kitabın çıktı değil mi? Çıktı evet. Çıktı. Yazarlık ne tatlı bir iş değil mi? Çok büyük kendi bir aşk. Kendi başına oturup bir yerde bir dünya kuruyorsun, bir şeyler falan. Ya ve ben oyunculuğu, ses geliyor. Oyunculuk ne özgür bir meslek falan derdim. Önce kitabın ismini söyle. İlk kitabımın adı Aklımın Aynalı Çarşısı. İkincisinin adı Söz Uçar Hasar Kalır. Söz Uçar Hasar Kalır. Ama bu isim bana ait değil. Aykut Cömert diye bir arkadaşım vardı. Kitapta... Şimdi konuştuklarımıza çok yakıştı evet. Ama onu söyledim. Evet. Söz Uçar Hasar Kalır. Kitapta ona ithaftır. Okuyanlar görecekler. O gene bir rüyayla gelip bana kitabın ismini söyledi. Ben de kabul ettim. Öyle oldu. Ailesinden icazet alarak. Senin rüyaların. Evet biraz öyle. Bayağı. Onlar da rehberler. Yani bilimsel tabii. olarak da rehberler evet. okuyabildiğimiz zaman. Tabii. Bilinç altımız rüya durmuyor. Rüya dediğin şey senin derininden gelen şeyler, tabii, sesler tabii, değil tabii, mi? Tabii. Durduk yere olmuyor hiçbiri. Basketbol oynadın, atletizmle ilgilendin ve farklı spor branşlarında çalışmalar yaptın. Ailedeki en sağlıklı kişisin. Bacağından ameliyat olman gerektiğini duyunca ne düşünürsün? Mesela iyileşeceğine inanır mısın? Bir kere çok korkarım tabii ki. Sınavlara hazırlandığın ve geleceğini planladığın bir dönemde maalesef tekrar kansere yakalandığını öğreniyorsun. Bir şekilde mücadelesini kaybetti ama birçok benzer durumda olan kişinin iyileşmesine de muazzam bir ilham kaynağı. Son dakikaya kadar evet. paylaştığı, ne hissettiğini, ne yaptığını asla vazgeçmeden, çok asla. Çok yüksek bir ruh. Çok, yani. Çok. Hayat zaman zaman hepimiz için zorluklar ve engeller hazırlar. Bu zorluklara bazen yenilebilir, bazen de üstesinden geliriz. Başımıza gelenlerle mücadele edebilmek için belki de en önemlisi ihtiyacımız olan desteği kendi kendimize başlatmamız. Sağdan soldan beklemek değil. Tabii o da önemli. Yani arkadaşlardan, dostlardan evet ama yardım istemeyi. Kendi kendimize yardım etmeyi ve dostlarımızdan yardım istemeyi içselleştirmemiz lazım. Yani, kesinlikle öyle. Birçok şey tek başına atlatılmak zorunda değiliz. Ya biz birçok yani. Şeyi unutmuşuz Ahmetciğim. Örneğin şimdi ben sigara denen illeti bıraktığım için bıraktığınız zaman bir kilo alma bahsi oluyor. O olmasın diye bu aralıklı oruç denen şeyi yapmaya gayret ediyorum. Hiç bilmiyordum ben. Hı. Senin de yaptığını bir ara biliyorum. Orada okurken şunu gördüm. Bunu aslında biliyorduk biz kadim bilgilerden. Tabii canım. Bedenin tabii kendini iyileştirme gücü. Şimdi beden, bu makina, bu beden bunu yapabiliyorsa, bu bedenin içindeki ruh bunu niye yapamasın?
Biz çok güçlüyüz, çok. Sadece bunun idrakında olmak. Yani keşke bunu daha erken öğrenseydim. Hoş, çok sevdiğim bir atasözü var. Keşkenin ağacı yeşermez diyor. Keşkenin ağacı yeşermez. Evet, doğru. Keşke dememek lazım ama daha erken öğrenseydim daha... Keşkeyle peynir gibi düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla şahane bir organizma bu. Şahane. Evet. Farkında olmamız lazım. Evet. Onunla iletişimi kesmememiz lazım. Kendi onu dinlememiz, duymamız. Evet. Dinlemek derken de evhamdan bahsetmiyoruz. Kendimizle iletişim halinde olmak. Sana söylüyor. Ruhun da söylüyor, bedenin de söylüyor. Demin de söyledin ya, hayat bir şey demek istiyor. Evet, yani o yoldan gitme de bu yoldan git diyor. Yeni hikaye. Biraz aile olmayı, çocuk olmayı konuşalım, ne dersin? Çocuklar için aile büyük önem taşır. Gelişim yıllarında anne ve babamızla kurduğumuz bağlar geleceğimizi de şekillendirir. Aile senin için ne ifade ediyor? Epeyce şey söyledin ama yine de bu bağlamda kısa bir hatırlatma yap. Mesela çocuk sana ne ifade eder, evlat? Ben evlat sahibi olmadım. Evet. Ama hayatta iki tane önemli hassasiyetim var. Biri yaşlılar, biri çocuklar. Bilerek mi olmadın? Olmamayı mı tercih ettin? Evet, seçimle. Bunu netleyelim çünkü böyle bir seçim de var. Evet, tabii ki. Ve bu anlaşılması zor bir seçim. Bizim gibi kültürlerde. Ama ben bayağı kendini çok iyi tanıyan biri olduğum için. Bir ikincisi, hayatta karşılaştığınız insanlarla da ilgili bir şey bu. Yani bu birlikte yapılması gereken bir şey. Ben bir çocuğun anne ve babayla büyümesini ve orada mutlu büyümesini önemseyen biriyim. İstikrar bekliyorsun. Evet, işte. Evet. Hep öyleydim, şimdi de öyleyim. Bundan pişmanlık da duymadım hiç, yani çocuk sahibi olmamaktan. Ama iki tane yeğenim var. Hani teyze anne yarısı derler. Gerçekten öyle. Gözümün kökü diyorum onlara. Başka bir şey diyemiyorum. Arkadaşlarımın çocukları var gözümün kökü olan. İlla çok tanımam gerekmiyor. Yani bir çocuğun varlığı kadar. Benim için çocuk şöyle bir şey. Sana özünü hatırlatan bir şey çocuk. Çünkü sen öyleydin bir zamanlar. O kadar kıymetli ki çocuklar, onların o dünyasını bozmamamız, uzun süre çocuk kalmalarına izin vermemiz, özgürlüklerine fırsat tanımamız, yaratıcılıklarına, onlardan bir şey öğrenmeye açık olmamız. Çünkü çok öğretiyorlar bize, çok hem de. Yargısız oldukları için. Dolayısıyla büyük hassasiyet benim için. Bu hikayede bir kız çocuğunun yerine geçmeni isteyeceğim. 1995 yılında İstanbul'da doğdun ve ailenle birlikte yaşıyorsun. Başarılı bir öğrenci olmana rağmen çocukluğun büyük bir sıkıntıyla, büyük sıkıntılarla geçiyor. Çünkü anne ve baban hiçbir zaman anlaşamıyorlar. Taksi şoförlüğü yapan baban her eve geldiğinde annene şiddet uyguluyor ve onu darp ediyor. Annen her ne kadar ılımlı ve uysal bir insan olsa da baban ona karşı şiddet uygulamaktan bir türlü vazgeçmiyor. Her kavga ettiklerinde baban anneni darp ederek yaralıyor ama sana hiçbir şey yapmıyor. Baban sana çok iyi davranıyor ve seni çok sevdiğini söylüyor. Oysa annene karşı büyük ve sebepsiz gibi görünen bir öfkesi var. Küçük yaşta annenin yaşadığı bu şiddete şahit olmak sana ne hissettirir? Sevgi eşittir şiddet. Yani kayıt olarak bunu alırım. Berbat bir öğreti sahibi olurum diyorsun yani. Dolayısıyla muhtemelen bana ilk şiddet uygulayacak, uygulama potansiyeli olan adamı sevgili olarak ve eş olarak seçerim. Oy. Annen aynı zamanda senin en yakın arkadaşın. Onu çok seviyorsun. Şahit olduğun bu şiddetli travmalara rağmen yine de okulda başarılı bir öğrencisin. Evden pek çıkmıyorsun. Bütün zamanını annenle birlikte geçiriyorsun. Baban sadece evde değil dışarıda da maalesef anneni dövüyor. Ve defalarca evden uzaklaştırılmasına rağmen her seferinde eve gelip şiddet uygulamaya devam ediyor. O anlarda sen içerideki odaya saklanıyorsun ve ağlayarak bitmesini bekliyorsun. Ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Bu çaresizliğe rağmen her şeyin düzeleceğini düşünür müsün? Yani... Evet, baban sana zarar vermiyor ama yani içeride muazzam bir şiddet var. Zarar vermiyor ve çok seviyor. Şimdi bu
inandırıcı mı? Annenle baban arasında kalmak nasıl bir duygu? Bütün bunlar bir felaket, bir paket yani. Evet, felaket bir paket. Burada şu cümle benim için önemli. Ben neden annemle arkadaşım? Benim annemle arkadaş olmam gerekmiyor. Annem olsun. Benim çünkü bir anneye, bir de babaya ihtiyacım var. Arkadaşım muhakkak var sokakta ya da okulda. Annem babandan ayrılmak istiyor. Ancak yeni bir hayat kurmak için maddi durumu müsait değil. Gene tipik. Evet, tipik. Çoğu zaman akrabalar ve tanıdıklar araya girip seni bahane ederek onları yeniden barıştırıyorlar filan. Annen ekonomik olarak daha rahat etmek ve gerektiğinde sana bakabilmek için temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Kadın çözüm arıyor. Baban bu durumu öğrendiğinde daha da öfkeleniyor ve annene karşı uyguladığı şiddetin dozunu her geçen gün biraz daha artırıyor. Annenin yaşadığı şiddete şahit oldukça onun başına daha kötüsünün gelebileceğinden korkar mısın? Aklından böyle şeyler geçer mi? Tabii giderek ki. Büyüyen bir şiddet. Tabii ki korkarım. Deminki soru da doğruydu. Yani niye ben annemin yakın arkadaşıyım? Muhtemelen sürekli yanında olmak koruma duygusu tabii mu? Roller acaba? Değişiyor çünkü. Roller değişiyor. Eğer ebeveynimizin bir tarafı kırıksa biz oraya destek olmak istiyoruz erkencecik yaşta. Sonra roller değişiyor. Biz annelerimizin annesi, babalarımızın babası ya da annesi olmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ve bunun kimseye bir yararı olmuyor. Bu şiddet çatısı altında bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığını ekleyeyim. Okulunda başarılı bir öğrencisin. Yıl 2013. 18 yaşındasın ve üniversite sınavına 3 gün kalmış. Arkadaşlarınla beraber sınav için dua etmek üzere Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz. Ah canım. Anneni defalarca aramana rağmen ona ulaşamıyorsun. Telefonunu bir türlü açmıyor. Eve dönüş yolunda telefonunu çalıyor. Telefonun çalıyor, senin telefonun. Karşındaki kişi bir sağlık görevlisi. Annenin baban tarafından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Yol çok kalabalık olduğu için trafik filan, eve bir türlü ulaşamıyorsun. O sırada baban seni arayarak halana gitmeni söylüyor ve telefonu kapatıyor. Telaş içerisinde eve döndüğünde apartmanda olay yeri inceleme ekibiyle karşılaşıyorsun. Baban bir kez daha anneni darp etmek üzere eve gelmiş ve anneni tam 7 kez kalbinden bıçaklamış. Annen hastanede ağır yaralı ve yoğun bakımda. Hastanedesin, annenin başında bekliyorsun. Ne hissedersin diye sormak durumundayım. Mesela bugüne kadar diyelim ki suskun kaldığın için görece pişman olur musun? Kendini suçlar mısın? Tabii ki. Tabii değil mi? Çocukların ilk yaptığı şey kendilerini suçlamak. Benim yüzümden. Ben bir yerde hata yaptığım için babam böyle. Ben mi bir yerde hata yaptım, annem böyle? Şimdi soru şu, ben ne yapacağım? Babam hapise gidecek. Annem muhtemelen ölecek ya da ölmese de sakat kalacak. Yani kalbine 7 bıçak saplanan biri nasıl yaşayabilir? Ben ne yapacağım yani? Babasını 7 kez bıçakladığı ve 33 gün boyunca yoğun bakımda kalan annesinin başında iyileşmesini bekleyen o genç hanımla şimdi bir tanışalım mı? Tanışalım ah. Geliyor. Duygu Batu. Duygu Batu 33 günün sonunda annesi parmaklarını oynatıp gözleriyle tepki vermiş. Duygu annesinin iyileşeceğine inanmış ve onu ne kadar çok sevdiğini söylemiş. Annesiyle yaptığı son konuşma maalesef bu olmuş. Anne tekrar komaya girmiş ve yeniden ameliyat olmasına rağmen hayata dönememiş. Duygu'nun babası tutuklanarak cezaevine gönderildi doğal olarak. Annesini kaybettikten sonra Duygu tamamıyla yalnız kaldı. Baba cezaevinde, annesi gitti. Anneni korumaya çalışırken kaybetmek sana ne hissettirir? Korkunç bir boşluk. Korkunç, evet. Asla dolamayacak bir boşluk. Hayata devam etmek ne kadar zor olur, değil mi? Yani özellikle annenin kaybından doğan bir boşluğun
Hele yöntem böyleyse, yani doğal yollardan. Ona mukadderat diyorsunuz. Yapılacak. Hastalık diyorsunuzmuş bu zaman. O boşluk neyle dolacak? İşte muhtemelen gördüğüm kadarıyla yazarak o boşluğu, canım benim. Evet, o da. Direnerek. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu. Yani tam bir Araf hali yani. Annenin katili baban, daha ne olsun ya. Çok ağır. Duygu yaşadıklarına rağmen hayata küsmemiş. Annesinin kaybı ona çok tabii pahalı, yani çok büyük, olumsuz anlamda büyük bir etkilenme. Ama çalışarak üniversite sınavını kazanmış. Bir taraftan da yazdığı öykülerle 6 ayrı ödül almış. Üniversitede odiyometri bölümünü bitirerek bu alanda çalışmaya başlamış devrimcim Duygu. Çocuklar çok enteresan. Odiyometri, yani duymakla ilgili bir yere gidiyor. Yani ya. Çok, ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. Çok acayip. Duymayanlara şey olacak, duyurma, kanal olacak. Ha, yani. Evet. Şifa olmaya çalışacak. Yani. Çeşitli dergilerde ve yayın organlarında öyküler yazdıktan sonra annesini anlatacağı bir kitap yazmaya karar veriyor. Annesinin yaşadıklarını ve ikisinin arkadaşlıklarını anlattığı Hoşça Kal Anne. Evet canım. İsimli kitabı 2017'de yayınlanmış. Daha sonra mutlu bir evlilik yaparak çocuk sahibi olmuş ve yazmaya devam ediyor bugün de. Bu da yeni kitabı herhalde. Babası Baba yarısı olan. Babası yarası olanlar. Babası yarası evet. Olanlar. Affeden birisi mi sen? Evet. Affedebilen birisi. Evet. Ben bu şunu... çok büyük bir meziyet galiba, değil mi? Affedebilmek. Ya affetmek çok böyle yukarıdan bir tabir geliyor bana da. Ben anlayan biriyim. Anlamaya çok niyet eden biriyim. Yani ömrümü buna adadım diyebilirim. Yani neden öyle oldu? Hep bu soruyu soruyorum. Biri bana kötülük yaptı. Şimdi affetmek için birinden bir şey yaşaman gerekiyor ya. Evet. O yaşanılan şey her ne olursa olsun. Tabii ki sıcağı sıcağınayken yükseliyorum, çok kızıyorum, deliriyorum falan, köpürüyorum, kapıları kırmak istiyorum falan, ama kısa sürüyor ve hemen şu noktaya geliyorum ben. Ya ne oldu da öyle oldu? Ya, bu mesleğin de bir refleksi zannediyorum. Yani bu meslek çok şahane bir meslek. Evet, işte. Evet. Dolayısıyla anlıyorum, hiç unutmadığım şeyler oluyor yalnız. Yani kin tutmak gibi değil ama. O hayata devam etmem için de cebimde durması gereken. Seni bir kenara yazdım var galiba. Var. Var. Yok diyemem yani. Ve onu unutmuyorum. Yani bir cümle için 3 sene beklemişliğim vardır. Bunu bilen arkadaşlarım var. Bir cümle İntikam için. İntikam soğuk yenen bir yemektir yani, derler. İntikam diye bakmıyorum tabii canım. O yani o benim şey. Meşrebimden. Yani orada çok incinmem lazım. Kalbimin çok haksızlığa uğramam. Çok incinmem lazım. Orada o zaman hemen geri çekiliyorum. Onu oraya yazıyorum, unutmuyorum. Çünkü canımın yanmaması için unutmamam gerekiyor. Tabii. Çok refleksif buluyorum bunu. Orayı da anlıyorum niye onu yaptığını. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Yani senin anlattıklarından yola çıkarak affetmeyi bilmek lazım. Ya affetmek tabii ki biz kim oluyoruz şey. Ne münasebet. Tabii. Şu ölümlü dünyada hayatta en korktuğum şey biriyle küs şey kalmak. Yani. Evet, evet. Çünkü bir sabah artık biz bir de o yaşlara geldik. O yükleri geldik. Sen taşıyorsun. Tabii ya. Ki yani çok... Arkadaşlarımız ölüyor ya. Yani ya. O yaşlara geldik artık geldik. İstemiyorum kimseyle kötü kalmak, kırgın olmak falan. Bunlar çok saçma sapan şeyler yani. Çünkü telafi edemiyorsun. Pat diye gidiyor birisi. O çok acı. Benim için çocuk şöyle bir şey. Sana özünü hatırlatan bir şey çocuk. Hı. Çünkü sen öyleydin bir zamanlar. Taksi şoförlüğü yapan baban her eve geldiğinde annene şiddet uyguluyor ve onu darp ediyor. Küçük yaşta annenin yaşadığı bu şiddete şahit olmak sana ne hissettirir? Sevgi eşittir şiddet. Bana ilk şiddet uygulayacak, uygulama potansiyeli olan adamı sevgili olarak ve eş olarak seçerim. Ben neden annemle arkadaşım? Benim annemle arkadaş olmam gerekmiyor. Benim çünkü bir anneye, bir de babaya ihtiyacım var. Eve dönüş yolunda telefonun çalıyor. Karşındaki kişi bir sağlık görevlisi. Annenin baban tarafından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Diyelim ki suskun kaldığın için görece pişman olur musun? Kendini suçlar mısın? Tabii ki. Tabii. Çocukların ilk yaptığı şey kendilerini suçlamak. Şimdi soru şu, ben ne yapacağım? Anneni korumaya çalışırken kaybetmek sana ne hissettirir?
korkunç bir boşluk. Asla dolamayacak bir boşluk. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu. Biraz aşktan bahsedelim mi? Edelim. Artık biz helak olduk ya, biraz aşktan evet, bahsedelim. Evet vallahi çok fena, çok ağladık. Evet. Aşkın kesin çizgilerle ve sınırlarla belirlenmiş bir tanımını yapmak elbette mümkün değil. Aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Mihriban. Üstelik herkes kendine göre bir, herkesin kendine göre bir aşk tanımı var. Temelde bir insana soyut veya somut bir şeye karşı duyulan yoğun bir bağlılık duygusu diyebiliriz herhalde bu şey. Sen aşka inanırsın herhalde, artık sorulur mu? Peki ilk görüşte aşka inanır mısın? O da olur. Kimya olduğuna inanıyorum çünkü. Kimya. Ya böyle bir titreşim. Ben edebiyat mezunu oldum. Ya böyle titreşim, radyo frekansı gibi geliyor ha. Bana. Niye mesela 100 kişi bir aradasın, niye öbürüne değil de ona ya da o sana? Ha, orada bir radyo frekansı aynı yerden. Alper'le de öyle mi olduk hocamla? O zaman ne yapalım? Biraz zamanda geriye gidelim. Sen de genç bir kızın yerine geç lütfen. Zor olmayacak senin için. 60'lı yıllar. İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşıyorsun. Ailenle birliktesin. Mutlu ve huzurlu bir genç hanımsın. Bir yandan liseye devam ediyor. Diğer yandan da kendini geliştirmek için küçük işlerde çalışıyorsun. Tabii o yıllarda imkanlar bugünkü gibi değil. Kendini geliştirmeyi çok seviyorsun. Ve yeni bilgiler öğrenmeye, insanlar tanımaya karşı bir hevesin var. Arkadaşlarınla birlikte olduğunuz bir gün... İş bulmak için İstanbul'a gelen 18 yaşındaki bir gençle arkadaş ortamında tanışıyorsun ve çok etkileniyorsun. Birbirinizden çok hoşlanıyor ve o an aşık oluyorsun. Sen de zaten ilk görüşte aşka inananlardansın. Yani devrime söylüyorum ama şimdi tekrar öteki hanımefendiye döndük. Mümkün olan her fırsatta görüşmek için imkanlar yaratıyor ve bir araya geliyorsunuz. Sen sevdiğin her şeyi onunlayken de yaptığın için çok mutlusun. 2 yıl boyunca neredeyse hiç el ele tutuşmadan 60'lar... Konuşuyor ve geziyorsunuz. Çok yakışıklı bir aşk şekli değil mi? Yani, çok. Çok tatlı yani. Gerçek aşk bence. Gerçek aşk, evet. Mahcup falan. Hmm. 2 yıldır devam eden bir ilişki için ne hayal edersin? Mesela onu kaybetmekten korkar mısın? Çok. Ödüm patlar. Ödüm patlar. Seni 60'sa, 60'larsa ödüm patlar. El ele bile tutuşmadığınız halde. Ama o işte artık... Onun bir tabiri vardı. Ne başka denirdi? Tür bir taşkınlık değil mi o? Evet. Yani çok romantik, çok çok nasıl söyleyeyim? Çok narin, çok temiz. Bir tür ütopyaya dönüşmüş tabii, değil mi? Yani o onun sadece varlığını sevmek yani. Oradaki variyetine. Oradaki oluşunu, varlığını evet. Ve oradan bir şey beklemek. Evet. Karşı taraf için de aynı şey. O yakınlıktan bir şey evet. Aşık olduğun adam hayat şartları yüzünden şehirden ayrılmak zorunda kalıyor. Eyvah. Gençsin zaten. Sen bu gerçek karşısında büyük bir üzüntü duyuyorsun. O yıllarda haberleşmek bugüne göre tabii ki daha zor. Belki bir daha hiç karşılaşmayacaksınız. Mecburen hayatınıza devam etmek zorundasınız. Hiç istemeyerek birbirinizden ayrılmak zorunda kaldınız. Ayrıldığında ne hissedersin? Gitmesine engel olmaya çalışır mısın mesela diye sorayım. Tabii ki çalışırım. Evet ama... Yani 60'ların neyle? Tabii. Gitme derim. Neyle ama? Peki burada nasıl olacak? Çok üzülürüm tabii. Çok üzülürüm. Eminim o da çok üzülür. Bir de gençlik aşkı ne kadar güçlü, kuvvetlidir değil mi? Dünyayı yıkabileceğini zannedersin. Peki gençle yollarınız tamamen ayrılıyor. Eyvah. Gitmek zorunda kalıyor. Ve bir daha hiç görüşemiyorsunuz. Birbirinizi hiç unutamasanız da hayat sizi farklı yerlere sürüklüyor. Birkaç yıl özlemiyle geçtikten sonra arkadaşların ve yakınlarının evlenmenin daha doğru olacağını, hayatını devam etmen gerektiği konusunda sana telkinde bulunuyorlar. İşte bir tür teselli ile telkin arası. Yarım kalan aşk hikayesine rağmen evlenmeyi düşünür müsün acaba? Hani o orada duruyor, o mesele orada öylece duruyor. Kara sevda seninkiydi. Kızınkisi kara sevda mı değil, tam bilmiyoruz. Çünkü sen şimdi tutturursun. Onun için söylüyorum. Mecbur kalırım büyük ihtimalle. 60'lar. Evet. Evet, hayat devam edecek bir şekilde. Şöyle derim. Helal süt emmiş biri olsun. Hı. Öbürü olmayacaksa bir yuva kurmam lazım.
yani demek zorunda kalırım büyük ihtimal. Ama yarım kalmış aşk, yarım kalmış aşktır. Evet. Evet. Açık bir yara gibi ne zaman üflesen acır. Acır, aynen evet. Öyle. Tanıştığın başka bir insanla evleniyor ve yuva kuruyorsun. Bir de oğlunuz oluyor. Mutlu ve huzurlu bir hayatın var. Eşinle iyi anlaşıyorsun ama ilk aşkını hiçbir zaman unutmuyorsun. Karşıma mı çıkacak? Yıllar hızlı geçiyor ve bir zaman sonra eşini kaybediyorsun. Maalesef. Onun vefatından sonra ortak bir tanıdığınız ilk aşkının da senin gibi evlenip yuva kurduğunu ve onun da eşinin vefat ettiğini söylüyor. Hatta onun da bir oğlu olmuş ve birbirinizden hiç haberiniz olmadan ikinizin de çocuklarının ismi Serdar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bu nedir artık ya? Ya bu işte tesadüf diye bir şey yok ki. Yok değil mi? Ben artık şu yani, yani bir eminlikle söyleyemem ama bir tane hayatımız yoksa büyük ihtimalle bu kadar şahane bir şey bir kere tecrübe etmiş olamayız. Tanışık olduğumuzu falan yani o birkaç kere karşılaşmış olmalıyız ki gidip onu seçiyoruz. Niye başkası değildi o? Niye? Hatırlamadığımız bir geçmişimiz mi var diyorsun? Yani yüzyıllardır tanıyormuş gibi nasıl oluyoruz? Mesela ben Alper'le karşılaştığımda 43 yaşındaydım. Alper 48 yaşında falandı. Yani nasıl o kadar hızlı, o yani bir de koca bir ömür geçmiş, hayatlar yaşamışız, ilişkiler, evlilikler, onlar bunlar. Şekerim, sizi birbirinize yazmışlar bu işte. Ya yani bir şey oluyor işte burada da o işte o yarım tamamlanacak ya, çok acayip böyle hikayeler çok etkiliyor beni. Çok. Yıllar sonra ilk aşkından haber almak nasıl bir duygu olurdu? Çocuklarınıza aynı isimleri vermiş olmanız bir tesadüf mü diyeceğim, değil dedim. Bu bir tesadüf değil dedim. Mutlaka bir sahilde oturup çocuğumuz olursa Serdar koyalım, erkek olursa demişlerdir. Belki ya, unutmuşlardır ama bunu demişlerdir diyoruz. Belki de unutmuşlardır dediklerini. Evet, niye çocuğun ama adını... Ama çocukların adı Serdar. Bir de o yıllarda bunlar konuşulan şeyler. Tabii, hadi doğru. Bakalım söyle, başka ne konuşacaklar? Tabii. Televizyon yok, telefon yok. Elini tutamıyorsun, çocuk olursa ismi ne olsun onu utana konuşur. Utana ne koyarsın? Oradan da bir tanıyacak hafif yani çocuğun ismini ne koyacak. Peki buluşmak ister miydin? Evet, kesinlikle. Tanışalım mı bu arkadaşlarla? Hayır, evet. İşte geliyorlar. Ama çok tatlı. Efendim, Neslihan ve Tahsin İnce Elli. Ah. Çiftimizin adı. Eşleri vefat ettikten sonra ortak bir tanıdıkları onların birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamış. Ah canım. Kısa bir süre sonra bir araya geldiler ve yarım kalan aşklarını tamamlamak için evlendiler. 47 yıl ayrı geçirdikten sonra, yani yarım asra yakın uzaklıktan, yokluktan sonra hayatlarının ikinci baharında yeniden buluşan aşıklar bir an bile ayrılmadan mutlu bir biçimde yaşıyorlar. Çok tatlı. Ay, sonsuza kadar öyle yaşasınlar inşallah. Ay. Ne güzel bir hikaye. 47 yıl sönmeyen bir aşk hikayesi, alevi. Güzel bir şekilde sonuçlandı. Yarım kalan duyguların daha derin olduğu söylenir. Biliyorsun, yarım kaldıysa. Yarım. Evet. Şimdi soruyorum, 47 yıl önce evlenselerdi sence Neslihan ve Tahsin bu kadar mutlu olurlar Hayır, mıydı? Hayır, olamazlardı. Olmama ihtimalleri yüksekti. Bu hikaye çok büyük değil mi? Çok yüksek. Bu çok güzel bir hikaye. Evet. Yani şimdi tabii pek çok insan, öbür eşler, eminim o eşlere de çok büyük saygı ve sevgiyle yad ediyorlardır. Demek tabii ki böyle olması gerekiyormuş. Ne tatlı. Ya zaten aşk onlar, kadar güzel bir ilaç. Ayrılık mayrılık yok. Kaybetmişler. Evet, evet. Peki aşkı, sevgiyi canlı tutmanın bir formülü var mı? Uzman bir kişi olarak sana soralım bu konuyu. Var benim bildiğim. Çok dip dibe olmamak. Yani bir ortak küme var. O ortak küme dışında kendi kümelerimizin olması, kendi gizli çekmecelerimizin olması, kendi alanlarımızın, kendimize ait arkadaşlarımızın, çevremizin. Ya öyle ne kadar dip dibesiniz, o kadar, o zaman evliliği, özellikle evliliğin temel formülü. Bana sorarsan evliliğin bir tane temel formülü var, ayrı evlerde yaşamak.
Eğer o olamıyorsa ayrı odalarda yaşamak ve flörtün hep taze kalmasını sağlamak. Ha, özlemek. Özlemek. Ben hep dostlarıma, genç arkadaşlarıma şey diyorum. Evlenmeyi değil de eğlenmeyi seçiyorsanız, birlikte yani oyun arkadaşı olabiliyorsanız biriyle evlenin. Yoksa evlenmek çok kolay. Ben evliliğini tarif ediyorum, biliyor musun? Sen hangi yaşta evlenirsen evlen, sen bunun burada kalmasına alışmışsın. Biri geliyor diyor ki bu burada dursun. Al sana kavga sebebi, eğer edeceksen kavga. Niyetimiz var mı geçinmeye? O zaman bir yol buluyoruz. Belki bu çağda, bu ekonomik, sosyal koşullarda herkesin kendine ayrı bir alan ya, yaratması çok zordur ama aynı mekanda, aynı yerde yaşarken de birbirimize alan bırakabiliriz. Evet. Birazcık birbirimizin sırtına üstüne çıkmadan yaşayabilmeyi denersek çok daha uzun ömürlü ilişkiler, sağlıklı ilişkiler yaşayacağız diyebiliriz, değil mi? Evet. İnsanlar ayrı kaldığında aşk biter mi diye soracağım. Bitmez diyeceksin. Aksine harlanır, değil mi? Yani gözden ırak olan gönülden de ırak olmuyor. Evet. 2 yıl boyunca neredeyse hiç el ele tutuşmadan atmışlar. Konuşuyor ve geziyorsunuz. Çok yakışıklı bir aşk şekli değil mi? Çok tatlı yani. Gerçek aşk bence. Gerçek aşk. Aşık olduğun adam hayat şartları yüzünden şehirden ayrılmak zorunda kalıyor. Eyvah. Yarım kalan aşk hikayesine rağmen evlenmeyi düşünür müsün acaba? Mecbur kalırım büyük ihtimalle. 60'lar. Evet. Ama yarım kalmış aşk, yarım kalmış aşktır. Peki buluşmak ister miydin? Evet, kesinlikle. Onun da bir oğlu olmuş ve birbirinizden hiç haberiniz olmadan ikinizin de çocuklarının ismi Serdar. Bir sahilde oturup çocuğumuz olursa Serdar koyalım, erkek olursa demişlerdir. Peki aşkı, sevgiyi canlı tutmanın bir formülü var mı? Çok dip dibe olmamak. 47 yıl önce evlenselerdi sence Neslihan ve Tahsin bu kadar mutlu olurlar Hayır, mıydı? Hayır, olamazlardı. Bugün 5 tane zor, hadi sonuncuyu saymayalım ama 4'ü çok zordu. Hikayeler anlattım sana. Sen de harika bir biçimde içinde yolculuk ettin. Bizim ufkumuzu açtın, imkan verdin düşünmemize. En çok hangisi aklında kalır yarın sence? Bence hepsi kalır. Galiba sonuncu ya çok... Çok tabii. Aşk adınısın. Evet. Başka ne olacaktı? Evet. Peki. Yani hepsi kalbimde ama sonuncu herhalde güzel bir hikaye olduğu için de onu unutmayacağım. Devrimciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahmetciğim. Yolunuz açık olsun. Çok güzel bir program. Sağ ol. Uzun yıllar devam etsin inşallah. Seni misafir Kalplere etmek dokunsun. Harikaydı. Teşekkür Düşüncelerini ederim. Düşüncelerini duymak, başkalarının duymasını sağlamak. Var ol. Sen de öyle. Her zaman, teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. İnşallah. Efendim, yeni bir empatide, yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.